Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere sukulent cinsi çiçeklerim ve birkaç çiçeğim hakkında yine bir video hazırladım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çiçeklerimi, bunlar yeni yetiştirdiğim çiçekler, şu büyük hariç bunları yeni yetiştirdim. Şu son iki bununla bunu da yeni saksı değişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sizlere zaten hemen hemen her gün çiçeklerimi çok sevdiğim için neler yaptığımı sizlerle de paylaşıyorum. Denemek denememek sizin elinizde. Ben sadece böyle görüntülü olarak paylaşıyorum. Sizler de çiçeklerimi görüyorsunuz zaten. Her yaptığım vitamin benim çiçeklerime çok iyi geliyor. Hiçbir vitamin çiçeklerimi daha bu zamana kadar ne sineklendirdi, ne soldurdu, ne öldürdü. Bakın çiçeklerimin hiçbirinde bir tane sinek yoktur. Ve ben bunlara çay çöpü de kullanıyorum. Hani bana sıkça soruyorsunuz ya. O yüzden ben de böyle göstermek istedim. Şöyle yakından falan sinekleri var mı yok mu diye. Evet, bunlar balkonda da duruyor. Evin içinde de duruyor. Hatta bunu balkonumda gündüz güneşine aldanıp 2-3 gece balkonumda kaldı. Birazcık kötü olmaya durmuş. Şimdi onu kurtarma zamanı. Evet. Şimdi dediğim gibi zaten videolarımı izlerseniz hepsini görürsünüz. Şimdi tek tek saymayacağım. Sadece bu çay çöpünün sinek yapmadığını ya da bana yapmadığını nasılsa onu sizlere göstermek amaçlı bunu söyledim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün sizlere şöyle bir karışımdan bahsedeceğim. İçinizde deneyeniniz var mı bilmiyorum. Görüyor musunuz? Şöyle odaklayalım. Parol arkadaşlar bu. Bakın. Bundan bir tane aldım. Şöyle bir kovamın içerisinde aşağı yukarı 1,5-2 litre su alıyor kovam. Onun içerisine koyuyorum. İyice çözülmesini bekliyorum. Sonrasında çiçeklerime uyguluyorum. Bakın ben şimdi çiçeklerime değişik değişik vitaminler gösteriyorum ya evde yaptığım. Bunların hepsini zaten bir kere de yapmamız imkansız. O yüzden sizler yapmak isterseniz içerisinden bir tane tercih yapıp çiçeklerinize gönül rahatlığıyla kullanın diye gösteriyorum. Hani hazır vitamin kullanmak istemiyorum. Kullanmıyorum da sizlere de tavsiye etmem. Hazır vitamini kullanıyorsunuz. Kullanmayı bıraktığınız zaman çiçekleriniz ölüyor arkadaşlar. Bu şekilde parolu karıştırın. Çiçeklerinizin dibine ayda bir kere, 2 ayda bir kere hiç fark etmez. Birer çay bardağı olarak çiçeklerin dibine verin. Ben her zaman sulama yaparken, vitamin verirken köküne getirmiyorum. Hep böyle toprağımın kenarlarına koyuyorum sevgili arkadaşlarım. Sizler de evinizde varsa parol bu şekilde çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Sinek de yapmıyor. Dediğim gibi bu çiçeğimi ben şimdi parol yaparak kurtaracağım inşallah. Evin içine de alacağım. 2-3 gün dışarıda gece ayazı aldı. Bu şekilde birazcık çiçeklerini soldurdu arkadaşlar. Bugünkü videomu bu şekilde yapmak istedim. Dediğim gibi tercih sizin. Ben yapıyorum. Çok da memnunum. Siz sevgili çiçek gibi takipçilerime de önermek istediğim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri yine yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.